Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hüsran dosyası kabarıyor. Almanya Başbakanı Merkel'in görevi bırakacak olması ile Avrupa Birliği'nin liderliğine soyunmaya kalkan Macron, Türkiye karşıtı söylemlerini artırdı. Türkiye'nin taraf olduğu her cephede karşısına dikilen Macron şu ana kadar hiçbir başarı elde edemedi. Macron son hezimeti ise Ermenistan'ın mağlubiyeti ile tattı. Macron'un Fransa'sı, terör örgütünün Suriye'de işgal ettiği bölgede askeri varlık göstermekte kalmadı, Fransız askeri danışmanları aynı İsa üstünde teröristlere eğitim verdi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı düzenlediği etkili harekatlarla kısa sürede sonuca ulaşırken, Macron, bu adımlarında başarısızlığa uğrayarak hem bölgede hem de Avrupa'daki etkisinin sınırlı olduğunu gösterdi. Libya'yı işgal altında tutan Haftar'a e bağlı milisler, başta Fransa, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı ülkelerin gizli ve açık desteğini aldı. Ankara'nın da desteğiyle Haftar'dan kritik noktaları geri alan meşru Libya hükümetine bağlı güçler, Haftar'ın ve dolayısıyla Macron'un planlarını suya düşürdü. Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat Macron'u harekete geçirdi ülkedeki Ermeni lobisinin baskısı karşısında Fransız Cumhurbaşkanı, ağır zayiat veren Ermenistan ordusunu kurtarmak için operasyonların durdurulmasını ve müzakerelerin başlamasını istedi. Macron Ermenistan'ın sivil katliamlarını görmezden geldi, açıktan destek verdi. Türkiye'ye de Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü tepki gösterdi. Macron, Ermenistan ile birlikte Karabağ'da hezimete uğrayanlar arasında yer aldı. Aldığı yenilgilerin ardından Türkiye karşıtlığını artırmaya devam eden Macron, Türkiye'nin Karabağ meselesinden uzak durması gerektiğini ifade ederek, Türkiye bölgedeki provokasyonlarına son versin dedi. Macron'a tokat ise Rusya'dan geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva da, Ermenistan Başbakanı Paşinyan giderse de anlaşma değişmez. Anlaşmaya göre çekilme 20 gün içinde tamamlanacak. Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü görevi yapacak dedi. Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5. inci maddesine değinerek, anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin, diye konuştu. Diğer yandan Rus barışı koruma görevlilerinin ilk kontrol noktaları, Dağlık Karabağ'daki Laçin koridoru alanında kuruldu. Erivan'da ise sular durulmuyor. Protestolar devam ederken, Ulusal Kurtuluş Komitesi'nin kurulacağı belirtildi. Ermeni polisi, Nikol Defol sloganları atan eylemcileri gözaltına almaya başladı. Muhalefet liderlerinden Garik Sarukyan'ın tutuklandığı öğrenilirken, gazeteciler, polisin özgürlük meydanı çevresindeki tüm mahalleleri boşaltarak çok sert davrandığını söyledi.